Sayın seyirciler, TCG Anadolu'da Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ı ağırlıyoruz. Hulusi Paşa'ya komutanım diyeceğim. Peki, Uygun teşekkür mudur? ederim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür sağ olun, ederim. Teşekkür, sağ olun. Böyle bir milli gururda sizi ağırlıyor Doğru. olmak bizim için Doğru. hakikaten Doğru. Çok, çok kıymetli. Hepimiz için. Ben e, uçuş güverteden açılışı yaptım ve şu anda da 6 altı kat altında ağır araç güvertedeyiz. Ve deniz Bedeniz. deniz. araçlarının olduğu yerdeyiz evet. Buraya ne demek gerekiyor? Yani bir çeşit depo yani gibi burada, mi diyelim? Depodan ziyade buradaki efendim intikalde kullandığımız bir güverte burası. Ee, burada bizim deniz araçlarımızı ve e, zırhlı araçlarımızı taşıdığımız, ağır araçlarımızı taşıdığımız güvertedeyiz şu anda. O kadar geniş ve büyük bir alan geniş. ki... Geliş doğru. Böyle saymaya kalksak aşağı evet. yukarı göz kararı herhalde bir 13-14 tane tank buraya sığabilir gibi duruyor. 13 tank kullanabiliyor, hmm. taşıyabiliyoruz burada bir seferde. Evet, beraber. şuradan giriş yapıyorlar herhalde sağ evet. taraftan giriş ve buraya konuşlanıyorlar. Burada şimdi zırhlı araçlarımızla birlikte burada toplam biz 13 tank olmak üzere toplam 94 aracımızı taşıyabiliyoruz. 1400 personelimizi taşıyabiliyoruz. Şurada efendim göreceğimiz, biraz sonra göreceğimiz, göstereceğimiz burada... Burası çok enteresan. Bizim, evet. Burası bir havuz. Mısınız? Burası bir havuz. Hı hı. Burası bir havuz. Burası suyla doldurulduğunda efendim, bunun içinde bulunan efendim bizim mekanize çıkarma araçlarımız var. Bunlardan dört tanecimiz taşıyabiliyoruz. ve Bu her birinin içinde e, gerekirse bir tank, dolayısıyla dört tank veya iki zırhlı araç, dolayısıyla sekiz araç veya da seksenden 320 kişi bu e, mekanize e, çıkarma araçlarını taşıyabiliyoruz. Burada havuzun içi burada gördüğünüz yer boş şu anda. Evet. Burası suyla doldurulduktan sonra burası kendine hareket etmek suretiyle tekrar denize geçebiliyorlar. Ve denizden de sahile bunları Hı. oradaki personele ve aracın nakletmeleri mümkün oluyor. Şu anda sevgili seyircilerimiz için de açıkçası ben de gemiyi ilk ziyaret ettiğimde benim evet. için de çok ilginç bir Doğru. E, alan Doğru. burası. Yani deniz suyunu buraya dolduruyorsunuz. Dolduruyoruz. Buradaki, şu seviyelere kadar geliyor. Buradaki seviyeye kadar geliyor. Buraya kadar. Aha. Bunlar geliyorlar. Yani burası bir anlamda bir deniz oluyor. Bir göl oluyor. Havuz oluyor. Dolayısıyla gemi kendi kendine hareket edebileceği hale geliyor. Dolayısıyla kendi hareketiyle, kendi gücüyle buradan çıkmak suretiyle sahile doğru üzerindeki araç veya personel taşıma imkanı buluyor. Buna dört tanesini burada kullanabiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Şu bir gemi herhalde değil mi? Evet bu e, çıkarma aracı bu. Hı. Efendim, buna mekanize çıkarma aracı diyoruz biz. Dolayısıyla kendi kendine taşınabilen, gidebilen, hareket edebilen araçtan bahsediyoruz. Görüldüğü gibi... Tabi benim bunlardan dört tanesi burada bu havuza yer alabiliyor. Ha. Burada tabii insan da taşınabilir. Her birinde seksen kişi taşıyabiliriz alternatif olarak yani seksen kişi taşıyabiliriz veya üzerinde iki araç taşıyabilir veya şunun üzerinde bir tane tank taşıyabiliriz. Bu ihtiyaca göre buradaki taktik duruma göre arkadaşlarım tarafından belirleniyor. Ona göre görevlendiriliyor. Ona göre de gerekli bir anlama yapma hususuyla taşıma işlemi gerçekleşiyor. Bu TCG Anadolu o halde e, kıyıya çok da fazla yanaşmadan aslında. Tabi tabii. bir Şu mesafeden... kapak açılıyor değil mi tab efendim? tabi. Tab Kapak açılıyor, su da su dolmuş oluyor burası, havuz oluyor. Hı hı. Bunun için hareketle denize vasılıp denizden de sahile doğru bunların nakdini yapıyorlar. Biz hep böyle savaş gemisi diyoruz, siyah gemisi diyoruz ama işin şu kısmını da unutmamak gerekiyor. Biz yardım elini de uzatan kesinlikle, bir milletiz. Kesinlikle, e, Afet durumlarında da Allah doğru. muhafaza yardım içinde aslında gemi gidebilir. Bu insani yardım konusunda bu gemi aynı zamanda bunun seferde görevi var, barışta görevi var. Bu insani yardım konusunda herhangi bir doğal afet konusunda son derece bize yardımcı olarak bir gemimiz. Nitekim bu büyük 6 Şubat depreminde de bizim bayraklar ve sancaklar gemilerimiz ee, de biz e, yine orada insani yardım konusunda, oradaki hastalarımıza, yaralarımıza yardım konusunda her türlü desteği sağladık. Hatta bayraklar gemi şu anda İskenderun Limanı'nda oradaki vatandaşlarımıza sağlık desteği vermeye devam ediyor. Burada da aynı şekilde ameliyathanelerimiz var, laboratuvarlarımız var e, ve dolayısıyla buradaki e, herhangi bir ihtiyaç halinde kendimizin veya dost ve müttefiklerimizin ihtiyacı olduğunda bu gemiyi barış zamanında da etkin bir şekilde kullanma imkanımız var. Sadece sefer değil. Hı hı. Sadece sefer değil. Evet. Tabii binlerce kişi burada e, barınabilir veya çalışabilir benim tabii, tabii, gördüğüm tabii, kadarıyla. Tabii, 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 Yatakhaneleri var, yemekhaneleri kesinlikle, var. Kesinlikle. Ameliyathane hususu çok önemli. Var, ameliyathaneler var, laboratuvarlarımız var. Orada yatarak efendim, servisimiz var. Burada, burada çok ciddi şekilde bir sağlık desteği sağlayabiliriz ihtiyaç halinde. Hı hı. Burada tabii tanklar da e, arka arkaya e, konuşulan Birer örnek olması bakımından burada neler taşıyabileceğimizi göstermek bakımından ve özellikle bu e, sabahları e, çok değerli vatandaşlarımız ziyaretleri sırasında onlar ev sahipliği yaptığımız zaman da yani bunları görmeleri bakımından da bunu bir şekilde burada yerleştirmiş bulunuyoruz. Hı hı. Yani bizzat görerek efendim e, bunun bizim ne yaptığımız anlamaları bakımından onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz artık yerli ve milli da yapıyoruz. Hoş Şu anda bu evet. Leopard tankı. Bunlar Leopard tankları hı hı. var evet. Bizim şu anda biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz haftalarda iki adet efendim, yaptığımız altı adet tank, imal ettiğimiz kendi yani altı tankımız yerli ve milli kara teslim ettik. Onlar bunun testlerini yapıyorlar. Hı hı. Önümüzdeki dönemde bunların seri üretimleri başlayacak. Bazıları şunu söylüyor. Yani tamam hani yapıldı evet ama bu gerçekten çok büyük bir iş mi? Yani yapılması da gerekiyor muydu? Ne gerek vardı filan diyenler de oluyor. Onlar tabii onu demekte de serbest ama tabii bizim önemli olan biz bundan 5-10 sene öncesine kadar tüfeğimiz dahi yabancı patentliydi. Tüfeğimiz, fiyat tüfeğimiz dahi yabancı patentliydi. Şu anda Allah'a çok şükür evden bizim silah, araç, gereç mühimmatımızın %80'i yerli ve milli olarak ülkemiz tarafından, kendi iş insanlarımız tarafından, özel sektör, kamu ve bizim vakıf şirketlerimiz tarafından üretilebilir hale geldi. Bu gerçekten böyle herhangi bir şekilde harcanacak bir konu değil. Çok ciddi bir konu. Bu konuda gerçekten bizim emeği geçen herkese bir teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu da bizim e, Siyahlı Kuvvetlerimiz için, personelimiz için, Mehmetçik için yüksek bir moral ve motivasyon kaynağı. Komutanım siz hiç tank kullandınız mı? Gençliğimizde öyle birkaç kere öyle şey oldu. Evet kullandık. <laughs> ne kadar zor Değleme bir şey. için evet. Sevgili seyirciler öyle böyle zorluktan bahsetmiyoruz. Hani ben dedim ki rica ettim bir bakabilir miyim acaba içerisine doğru, diye. Doğru ya Rabbi yani ben zor sığdım. Yani o burada, cüssili askerimiz tabii. Mehmetçik nasıl bunun içine giriyor da sığıyor? Şimdi, Müthiş bir şey. Denizde olduğum için sadece tank değil. Mesela tanklarımız böyle, denizaltılarımız böyle. Oradaki tabii hayat kolay değil. Ayrıca mesela uçaklarımız, o mesela bizim jetlerimizin benim girmez, çıkmaz, oturmaz, kalkmaz dahi. Buna her biri bir eğitim gerektiriyor. Her biri biraz benim zorlukta içermekle beraber. Tabii. Oradaki faaliyetlerin benim sağlayacağı ülkemize, milletimize katkıdan dolayı da o başarının verdiği bir rahatlama var, bir güç kuvvet var. Evet, dört kişi biniyor değil mi bir tanka? Dört kişi evet, mühendisliğe dört kişi. Hı, -hı. Onların efendim e, içindeki işte tank şoförü var, doldurucu var, nişancı var. Dolayısıyla dört kişi bunlar mürettebat efendim, şey, görevini yapıyor. Onlar çok orada bir samimi bir ilişki var orada. Hakikaten. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> evet. Allah kuvvet versin. Ee, bu tanklar herhalde yani 60 ton civarı geliyor. Evet dediler. doğru. doğru. Yani bunlar efendim çok ciddi onlar evet. Güzel. Şimdi gelelim bunlara. Dediler ki e, anlatırken. Bu kardeşi önündeki de abisi. Evet. Ee, bu araçların özelliği nedir? Bahsedelim. Bunlar şimdi e, zırhlı araçlar bunlar. Ben mesela şey, kobrası var, buranı var. Bunlar e, bizim arazide, benim bizim komandolarımızın, piyadelerimizin arazide sürat ilerlemesi bakımından ve de böyle doğrudan ateşlere karşı kendileri koruması, var koruması bakımından gerçekten önemli koruyucu süratli ve çok şükür bunların hepsi artık milli olarak, yerli olarak yapılabilmekte, bizim için de büyük bir avantaj sağlamakta hareket bakımından efendim personelimizi taşımak bakımından koruyarak ha, esas itibariyle bunlar aslında personeli taşıyor. Taşımak bakımından evet. Evet ama anladığım kadarıyla e, kendini de koruyabiliyor. Kendi üstlerinde yeteri kadar efendim makine tutmakta olmak suretiyle yakın çevreden gelecek tehdit ve tehlikelere karşı da kendini koruyan araçlar bunlar. Gerçekten bunlar da e, hem kendi ihtiyacımızı görmekte hem de dost ve müttefiklerimiz tarafından bunlar çok sıkça talep edilmekte. Bunlar ciddi şekilde ihraç ürünü bizler için. Binsek olur mu hiç? Evet. İstersen bir deney. <laughs> siz, siz, şuraya binseniz ben yanında binsem olur mu? Olur. Aa, tamam. Ama Hadi. aynı yerden binemeyiz. Tamam siz buraya oturun ben Peki. de hemen arkadan. Tamam. Peki. Peki ya Allah. Im. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aslında bunlara binmek de yani çok kolay değil öyle. Değil. Araç öyle kolay değil. Değil, değil tabii de. evet. Şimdi arka tarafta e... ...personel oturuyor ya da burada, neyse kimi taşımak istiyorsa. Evet taşıyanlar var. Burada, arkada. Orada silahçı var. Dün. Yukarıdaki silahın benim ateş et için onu kullanmak için var. Buradaki şoför var. Bunların aynı zamanda da burada sınırı da olsa bir takım radar sistemleri var. Buradan kim geliyor kimi de onları görmek var. Teşhis var, tespit var. Ve onlara karşı da gerekli de efendim gerektiği karşılığı vermek konusunda da... Hı -hı. ...arkadaşlar içeriden hiç kendilerini göstermeden de buradan... Şu ...ekrandan hedefi görmek suretiyle... ...buradaki efendim işte ateşleme emniyetleri var burada. Ateşleme sistemleri Hı -hı. var. Buradaki benim Josh'tikler de bunları benim kullanıyorlar. Her tarafı etrafı görebiliyorlar. kameralar yönlendirebiliyorlar. Yani bunlar gerçekten mükemmel araçlar. Mükemmel evet, hakikaten. çok efendim. Şimdi e... önde şurada şoför, şoför oturuyor. Şoför var, sürücü var. Şoförün yanında komutan, komutan oturuyor. Komutan oturuyor, araç komutanı. Sizin oturuyor. oturduğunuz yerde Burada da buradaki, nişancı efendim, oturuyor. buradaki benim nişancı oturuyor buraya benim bütün şeyi etrafı görebilmesi mümkün. Hı hı. Oradan gelen komutlar çerçevesinde bunun verdiği karşılıklı bir etkileşim var. Bu gördüklerini, o emirlerini veriyor ona göre de efendim faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bunlar gerçekten çok kısa bir süre önce dahi bizim için bunlar biraz hayaldi. Bunlar ben yüksek teknoloji eğer ve çok etkili. Çok şükür bugünlere geldik ve devam edeceğiz. Çok Durmayacağız. Çok şükür. Çok şükür. Tabii inşallah. Durmayacağız. Devam edeceğiz. Öyle. Ee, burada daha fazla anlatabilsem şu kapağı açılıyor açıp, tabii açılıyor. açılıyor evet gerekirse efendim hocam durum ve şartlara göre Hı. ayaklarını görmek suretiyle görerek Hı. sadece radarla değil görmek suretiyle efendim herhangi bir tehdide karşı etmek mümkün. Hı hı. Peki Bulamak inelim mümkün. o zaman. Devam edelim. Bunun o zaman iki farklı boyunu bir küçüğü bir de Evet daha büyük boy olmak üzere yapabiliyoruz ve personelimizi ya da askerimizi taşıyoruz. Hı. Evet. Yalnız bunu kapatmak evet. da iş. O, evet o nasıl şey yapalım zorlamayalım işte usulları ona kenarı kapatsınlar. Bana çünkü dediler ki "Ben evet. bir dener misiniz? Kapatır mısınız?" dediler. Sonra <laughs> seyircilere göstermek adına söyleyeceğim. Bunu hakikaten kapatmak <laughs> yapamayacak mıyım? Ha? Biraz zor evet. Ya o bile Şu kapandı. Evet. Güç gerektiriyor Doğru, ama evet, işte bunun e, bu hani e, dışarıdan gelen bu efendim ateşe karşı. Aha. Efendim, etkiye karşı değil. kendileri korumak bakımından böyle aha. bir ihtiyaç var. Öyle çevresinde şunlar da kamera mı acaba? Hayır değil. Ha yani, ona doğru aha, kameralar onlar evet. Mi? şeyler sensorler. sensörler. Sensörler. Sensörler hareketleri göstermesi bakımından. Bunlar için ayrıca da herhalde eğitim almak Çok. gerekiyor değil mi? her tabii, bir aracı. Tabi tabii 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 tabii. tabii. Söverlerimizi, bizim uzman şavuşlarımızı, subaylarımızı, evet. asımlarımızı bu konuda çok ciddi eğitim alıyoruz. 8 alıyorlar. adet sis bombası, lançerine sahip. Kendilerini sahiptir. saklamak için doğru. Saklamak için herhangi bir ihtiyaç halinde, hı hı. herhangi bir düşman etkisi, efendim, efendim, etki olduğu takdirde oradan eğer ilerlemek ve oradan ben e, başka tellere çekilmek gerektiği zaman hareket ederek gizlemek bakımından da bu şeyler sis bombaları kullanmak üzere kendilerini gizliyorlar. Bunlar nerede görev alıyor? Her yerde. Her yerde. aracı tabii. Herhangi bir sınır yok. Hı. Her yerde kullanabiliriz. Aracı da. Ee, zahalar çok enteresan. Evet. Ee, bunu anlatırken hakikaten hani komutanların da e, görevlerinde gururlandığını evet. Doğru. gördüm. Doğru. Ama hiç boşuna değil. Bu müthiş bir alet. Doğru. Müthiş bir şey. Zırhlı amfibi hücum aracı. Ee, bizi küçük yaşta seyircilerimize seyrediyor ya da. E... Sahtetmez herhalde. Deler mi? Vallahi eden de var. Değil yani var, bizim doğru. reytingimiz Allah çok maşallah, şükürler olsun maşallah. seyircilerimiz bizi yalnız maşallah. bırakma. Bir de tabii cumartesi tabii gecesi olmasının e, de etkisi söz konusu. Bilmeyenler olabilir. Amfibi ne demek? Amfibi demek hem denizde hem karada hareket edebilen araç demek. Dolayısıyla amfibi dediğimiz araçlar karada ilerleyebilirler. Daha sonra deniz veya su geldi herhangi bir şekilde. Yine de deniz şart değil. benim e, gölde olur, nehirde olur. Bunda da hareket edebilir. Dolayısıyla iki yerde hareket edebilen araçlara biz Amfib araç diyoruz. O zaman bu koskoca araçlar, e, hatta içini de görmek mümkün olacak tabii, arkadaşlarımdan tabii, rica tabii. edeyim. Bu araçlar hem karada hem de denizde. Suda. Suda. Evet, Su hak edebilen araçlar. Ama çok değişik bir mekanizması var yani evet. müthiş bir şey bu da. Bu da mı? E, yani bunun özellikle yapılmasının sebebi nedir? Ne işe yarıyor? şu, bunlar herhangi bir şekilde bir denizden denizden karaya, karadan denize bir. O denizden karaya bir faaliyet olduğu takdirde hı hı. bunlar süratle benim denizi geçme süretiyle hedefe doğru giderler. Orada işte buradaki taşıdığı personel orada iner ve görevini yapar. Hı hı. Oraya götürürler yerlerine. E, şöyle de anlattılar aynı zamanda. E, evvelden bunları olmadan gittiğinde e, hani kapılar açıldığında büyük tehlikeler de söz tabii, konusu olabiliyormuş tabii, tabii. ama tabii. bunun sayesinde Evet. Mehmetçimiz daha korumalı, güzel korumalı. güvenli. Bir de bu araçların tabi bunları bu araçlar çok önemli araçlar. Ben bunu çok şükür yapabilir hale geldik. İçine yaptık. gireyim mi? Tabi buyurun. Hı hı. Buyurun. Aa şuradaki bir dakika burada ışığı yanıyor buraya gelelim. Evet. Evet şöyle girelim bakalım. Siz gelecek misiniz? Evet güzel burası. Aha. Gayet rahat. Evet. Kimler taşınıyor bunda? Burada işte yine bu bizim piyadelerimiz, komandolarımız görev yapacak efendim bizim e, amfibi personeli hı hı. efendim taşınabilir ve bunlar efendim 21 persone alıyorlar. Sayede personel alıyorlar. ciddi sayıda personel sayısı söz konusu taşımada. ve bunu da yapan dünyada iki üç ülke var. Böyle fazla ülke yapamıyor bunlar. Bu gerçekten denizde çok da işte başarılı manevra kabiliyeti sahip. Efendim e, herhangi bir şekilde bir denizde dalgadan dolayı şundan bundan dolayı böyle alabora olma falan durum olursa kendi kendini düzelebiliyor kendi kendini düzeltmekle yoluna devam edebiliyor. Bu manada da benim şu ana kadar bunlardan 27 tanesini biz teslim aldık. Silahlı kuvvetlerimizin envanterine bunları kattık. Ve önümüzdeki dönemde de ilameten ihtiyaçlarımız şey almaya devam edeceğiz. Eğitimlere devam ediyor. Tabii e Tabi bunlar eğitim yapıldığı zaman da eğitim aynı zamanda bu araçların bir anlamda testi. Dolayısıyla her seferinde yapılan o eğitimler sonucunda, tatbikatlar sonucunda ortaya çıkan sonuçları da yine fabrikalarla görüşmek, konuşmak suretiyle bunun upgrade'ini de sağlamamız mümkün, geliştirmemiz mümkün. Tabii burada bizim dost ve müttefiklerimiz var. Bize de bunları talep edenler var. Onlar da biraz önce bahsettiğimiz gibi bunlar da yine gerçekten önemli bir şekilde dostlarımızı, müttefiklerini desteklemek bakımından, desteklemek bakımından önemli bir araç. Peki komutanım, ee, bu araçları biz bir müttefikimize vereceğimiz an bu herhalde bir devlet kararıyla doğru, mümkün doğru, olabiliyor doğru. değil mi? Doğru, tabii. Yani bunların bir mekanizması var bizim bu tür ihraç konusunda buna ihraç edebilmesi için Dışişleri Bakanlığımızla beraber Milli Savunma Bakanlığımız gerekli koordinasyonu yapıyorlar. Bunların usulleri var, kuralları bir prosedürleri var. O süreçlerden bunlar gerçekleşiyor. Ona göre o kararlar çıktıktan sonra ilgili fabrika bunu ihraç edebiliyor. Özel sektör de olsa, Hı -hı. kamu da olsa. Biz e, savunma sanayinde yetmişlerde, hatta %80'lerde seksenlerde yerliliği yakalamış durumdayız. Allah şükürler Çok şükür. olsun. Çok Peki şükür. bu yerli deyince bu araçlar o zaman her türlü ihtiyacını, donanımını ya da Türk mühendisler tarafından yani tabii, fikri ve en son e, teslim edilinceye kadar her bir noktada bizim yaptığımızı yaptığımız, söyleyebiliriz yaptığımız, değil mi? Yaptığımız, yaptığımız, yaptığımız da bunların bazı kritik parçaları var. Bunlar herhangi bir şekilde ihraç edilebiliyor, ithal edilebiliyor. Hı -hı. Bunlar kullanılabiliyor. Fakat sonuçta bunun patenti bize ait oluyor. Evet. Ve bu manada gelişmemiz devam ediyor. Ama 180 gelmek e, büyük bir aşama. Tabii. Fakat e, bundan sonraki yolumuz daha çetin. Hı -hı. Çünkü çok daha yüksek teknoloji başlıyor. Çok daha ben kompleks işlemler söz konusu. İşte bunu da yeneceğiz. Biz bunun için diyoruz ki burada ee, her fırsatta bunu konuştuk, görüşüyoruz, söylüyoruz. Cinçeden çıktı artık. Yani yapamayız edemeyiz yok. Bunu hepimiz yapacağız. Yani şimdi sırada bizim işte milli mara uçağımız var. Pistin başında bekliyor. İnşallah onu uçuracağız. Hem yani Kızıl Elmamız uçuyor. Onun işte gerektiği bazı testleri onunla tamamlanacak. Yani daha sonra denizaltılarımız konusunda çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Daha yakın bir zamanda 25 Mayıs'ta bir denizaltımızı suya Hızırdayız. indirdik. hazırdayız. Hızır'dayız, indirdik. Ve e, bu süreç e, büyük adımlarla devam ediyor. Bizim için büyük bir gurur, büyük bir heyecan kaynağı. ve İnşallah biz bunu başaracağız. Sonra da devam edeceğiz. İnşallah, İnşallah. Bir taraftan şunu da sormak istiyorum. Tabii e, milli denizaltı dediğiniz için denizaltıyı özellikle yapmanın zorundan bahsettiler. Tabii, tabii. E, evet. Çok zor. Denizaltıda... Yani kesinlikle görev almak da çok zordur dediler Doğru. ki burada hani fenalık geçiriyorsunuz çok zor. bu nedir diyorsunuz Denizaltı <laughs> Denizaltıda. Üst üste. Öyle bir or orası bir ayrı bir hayat tarzı. Hı. Oradaki arkadaşlarımız sağ olsunlar gerçekten bu işe gönül vermiş. Gerçekten bu işe efendimiz büyük bir fedakarlıkla kahramanlıkta kendini adapt etmiş arkadaşlarımızı. Biz her zaman takdirle efendim yad ediyoruz. Emeklileri, muazzafları Bunlar denizaltıcı olmak ayrı bir özellik. Bunlar hayatlarını buraya vakfetmişler ve bu konuyu içselleştirmişler ve büyük bir başarıda bunu götürüyorlar. Bizim denizaltıcılarımız gerçekten e, dünya denizaltı arasında son derece seçkin ve saygın yere sahip. Var. Dedim ki ne kadar kalabilir acaba? O 45 gün bile kaldıkları oluyor dedi. O değişik durumlara göre kalıyorlar. Bizim so. deniz kuvvetlerimizin bu konudaki başarısı yüksek. Aha. Efendim e, 200 bin saat bir yılda 200 bin saat yaptılar. Hatta bir gemimiz de 182 gün kıyıya dayanmadan faaliyetlerini sürdürebildi. Bu konuda e, tabii bizim teçhizatımız, gemilerimiz iyi, güzel, e, yetenekli fakat aynı zamanda personelimiz, onların sabrı, onların metaneti, onların eğitimi, onların gücü çok daha önemli. Sağ olsunlar 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen herhangi bir şekilde bir aksaklık olmadan bilakis hainler içimizden temizlendikten sonra çok daha kapsamlı, çok daha geniş çaplı hem operasyonlar hem tatbikatlar yapabilir hale geldik. Bu tank ya, tank ya da denizaltıda özel bir eğitime muhakkak tabi ayet tutuluyor. Tabi ayet tabi. O belli bir aşamadan sonra tercih tabi, üzerine mi tabi. yoksa hani yeteneğe nasıl seçiliyor? Şimdi onlar o tabi işte. e, bunlar tabi harp okulundan çıkan subaylarımız, asubaktan çıkan asubaylarımız. Bunlar tabi ki eğitim süreci var, eğitim yapılıyor. Bunların testleri de var tabi, yetenekleri var, kabiliyetleri var, istekleri var. Yani birçok faktör bir araya geliyor ve sonucunda o arkadaşımız denizaltıcı oluyor, tankçı oluyor. Karacılardan denizaltı şey, kara, şey tankçı ben denizlerimizden denize aldım. Buna göre seçimler yapılıyor. Arkadaşlarım hayatlarını bu şekilde sürdürüyorlar. Bakıyorum Efendim, da e... sosyal medyadan da e, çok ciddi bir e, talep görüyor. Daha doğrusu sevgili seyircilerimiz hep yazıyorlar. E, hemen TT'ye de taşımışlar bizleri sağ olsunlar. O zaman şunu soralım. İkinci sorumuz da bu olsun. 2023'te üretilen milli muharip uçağımız hangisidir diye soralım. daha Ama size değil seyircimize biz soruyoruz. He. E, gururluyum etiketiyle. ...göndermelerini rica ediyoruz. Ha, ben. Yok yok siz söylemeyin. <laughs> <Tamam, söylemeyeyim. gülüyor> i̇lk tamam. sorduğumuz soru... ...ilk insansız savaş uçağımızın ismiydi. Gururluyum etiketiyle dediğim gibi... ...mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Tamam. Ama onun dışında sorularımıza cevabınızı Tamam da bir de bu vesileyle biz gençlerimizi... ...bizi izleyen gençlerimiz biz... E, ...Az Subay Okullarımıza ve Subay Okullarımıza... ...davet ediyoruz. Edelim. Onların böyle hem vatan için hem millet için hem de bir meslek olarak... ...kendi hayat tarzları bakımından... ...gerçekten önemli bir gelecek... Dolayısıyla gençlerimizi, işte efendim, okullarımız, kapıları sonuna kadar açık, kendilerini bekliyoruz. Ve takip etsinler. Takip etsinler, tabii. Değil subay mi? olsunlar, az subay olsunlar, uzman çavuş olsunlar, sözleşmeli er olsunlar. Yani kapımız sonuna kadar açık. Evet. Ve bizim son yaptığımız, 2019'da yaptığımız bu askerlik, yeni askerlik kanunuyla biz sözleşmeler, bu vesile onu da söyleyelim arkadaşlarımıza, sözleşmeli olarak girersiniz. Daha sonra gerekli şey ihtiyaçları, gereksinimleri karşıladıktan sonra uzman çavuş. Daha sonra az subay, daha sonra subay olabilirsiniz. Eğer yetenekleriniz, eğer çalışmalarınız yeterli olursa... genel dahi olmanız mümkün. Hiçbir engel yok. Güzel. Ee, sadece erkekler? Yok, hayır. Başvuranlarımız... Bayanlar için ha, Tabii, tabii. Bayanlar için açık. Tabii buyursunlar. Tabii, var mı tabii, tabii. talep çok? Tabii, Nasıl? Tabii var. Var. Bu bizim işte arkadaşlarımızla yaptığımız gezilerde, ziyaretlerde... ...her zaman karşımıza bu genç kızlarımız... ...yani bu konuda bize bilgi istiyorlar, bilgi talep ediyorlar... Hı -hı. Her türlü desteği sağlıyoruz. Kapılarımız açık sonuna kadar. İyi oturduk burada değil mi? Evet. Hadi artık. Mı? Hadi. Buyurun. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Evet. Yardım. Bu TCG Anadolu'dan da çok yapabilen yoktur herhalde yok, değil mi? Yok. Yok tabii. Şöyle yok. söyledim ben yukarıda. Burası aslında bir komuta merkezi gibi düşünelim. Değil Olabilir. Mi? Yani değil mi komutanım? Olabilir tabii. Herhangi böyle büyük bir deniz harekatı olduğunda burası komuta. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bizim... ...NATO'da alacağımız 2023-2025 alacağımız görevler var. Hı -hı. NATO görevler. O görevler sırasında bu gemi aynı zamanda bizim komuta yerimiz olacak. Evet, güzel. Buyurun. Şöyle geçelim. Sevgili seyirciler, şimdi biz yerimizi alacağız, paşamla. Orada da e, Altay tankımız var. Altay tankımızı evet. da konuşacağız. Onun evet. dışında sizin sorularınıza da yer vereceğiz. Bize gururluyum etiketiyle yazmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi sosyal mecralardan Instagram'dan Twitter'dan e, hem duygularınızı hem de e, sorularınızı yöneltin. Bize şöyle güzel bir yer hazırlanmış burada. Yerimizi evet. alalım evet. ve sohbetimize devam edelim.